Selam aşklarım. Yeniden bir vlog günüyle karşınızdayım. Bu arada vlog odada başladım ve farkındaysanız maç yok. Bugün maç yok ama zaten odada işimiz de yok. Neyse bugün şimdi aslında kargoya gitmem lazım. İki tane iade edilecek ürünüm var. Ne yazık ki büyük geldiler. Çok büyük heveslerle almıştım. Genel olarak alışverişimi de merak ediyorsanız Instagram'dan girip bakabilirsiniz. Çünkü yaptığım toplu alışverişi paylaştım. Sadece bu iki ürünü iade edeceğim. Belki birinin bir beden küçüğünü alırım. Birinin de farklı bir modelini alırım. Neyse kargoya gideceğiz ve bugün Berkay'la buluşacağız. Ve aslında vlog başlatma amacım birkaç günlük vlog olacak bu. Yarın ben dahiliyeye gidip börek ve börek mi? Böreklerime baktıracağım. Böbrek ve karaciğerlerime baktıracağım ve daha sonra da cildiye ile görüşüp sivilcelerim için bir tedaviye başlayacağız. Bu ilk güzel haberim. Diğer güzel haberim ise perşembe günü keloidlerim için bir doktorla görüşmeye gidiyorum. Bilmiyorum bakalım. Bir ön görüşme yapacağız ve daha sonrasında keloidlerimin durumuna göre tedavi sürecini gireceğiz galiba. Neyse böyle güzel şeyler var. Eğer bunlar gerçekleşirse bilmiyorum kendime bir motto mu yaptım denir ne denir ama 2024 benim yılım olacak arkadaşlar, tamam mı? Neden? Neden? 2023'te keloidlerimi de çözebilirsem, sivilce tedavisine de başlayabilirsem aslında doktorluk işlerimi halletmiş oluyorum ve 2024'de daha güzel gireceğimi düşünüyorum. Bilmiyorum, kendime böyle bir motto yaptım. Her neyse. Şimdi ben bunlar için bir poşet bulayım. Çünkü çok ağırlar. Bunlara uygun bir poşet ben nereden bulacağım ya? Neyse dur. Bir şekilde bulacağız. Ben şimdi poşetlerimi ayarlayıp geliyorum. Lar, bana bakın. Netle beni. Hadi beni gör. Beni gör. Heh. Netlesene. Ya zaten zor durumdayım. Ya bak. Aşkolar. Aşkolar beni zorluyorsunuz. Yani şöyle gidebilirim ama böyle gidersem de. Böyle gidersem de kamerayı size açamayacağım. Ama yapacak bir şey yok. Yolda birazcık şey gideceğiz. Zaten yarısında Berkay'la buluşacağım. Berkay'dan rica ederim. O kameraya çeker. Ay bir de bugün caddeye gitmeyi planladık. Caddede bir tane parfüm yeri var, tamam mı? Böyle bunlar gibi mesela Sansiro'nun, ben size bunların linkini vermiştim. Bunlar gibi doldurma mı deniyor bunlara, ne deniyor bilmiyorum ama. Güzel bir marka var. Bir kere Furkan'ın arkadaşı gelmişti bize ve onun parfümü çok güzel kokuyordu. Ben çok beğenmiştim, tam benim tarzım bir parfüm. Ondan hemen kodunu çekmiştim. Caddede de yerleri varmış bu dediğim markanın. Oraya gideceğiz ve bana da parfüm alacağız diye planladım. Tabii bu plandan Berkay'ın haberi yok. Bir de zaten şu an hani atıyorum bana Roaktan verirlerse tam zamanı aslında kışa girdiğimiz için, başlamak için iyi de bir dönem. Ay evden çıkmadan önce bir kargom daha geldi. Ev terliği sipariş etmiştim. Şöyle bilerek kalın taban bir şey sipariş ettim bu arada. Çünkü ince tabanlar pörsüyorlar mı denir. Ay çok tatlı. Bakar mısınız? Bayağı rahat, pofidik bir şey böyle. Artık yeni terliklerim. Kışın benim ayağım çok üşüyor çünkü böyle kalın bir şeye ihtiyacım vardı. Güzel oldu. Ben kalbimin orta yerine seni yazdım. Aklıma bu şarkı takıldı. Bir gül sen razıyım. Allah kahretsin ki bak kargolar içeride kaldı. Hemen kulaklığımı takıyorum. Anahtarımı aldım, kartlığımı aldım. Üstüme bir de ceket alacağım. Çıkıyoruz aşklarım. Size kamerayı ne zaman açabilirim bilmiyorum. Ellerim çok dolu olacak çünkü. Ben Berkay Buru. Teşekkür ederim ama ben taşındım. Sen niye telefonla öyle konuşuyorsun? Ne diye? Böyle. Tam almıyor ses bazen de haberlerde daha net duyuyorum. Aşkım biz ne yaptık da saat 5.30 oldu? Ama şöyle düşün, bugün çok şey yaptık. Geçen sefer buluştuğumuzda 5.30'da buluşmuştuk. Evet doğru. Kargoya gittik, parfüm aldık, yemek mi aldık diye. Bu arada aldım parfüm sonunda, merak ettiğim. Ama sanki oradayken ya bence çok fazla koku vardı. O yüzden benim burnum şey yapamadı. Bir de içeride çok sessizdi, ben çok gerildim. Kız sesle kokunun ne? Gideceğiz, kahvemizi içeceğiz. Ay evet ya, sonunda bir kahve içelim, bir dedikodular yapılasın. O kadar kalabalık ki burası, inanamazsınız. Trafik. Kız cadde Sefor'un önünde hala sıra var. Ne bu ya? Arkadaşlar şimdi eve geldim. Apartman ışıkları yanmıyor ve bakın. Işığa bastım da apartman kapısı açılıyor. Kim yaptı oğlum bunu? Bizim apartmanda bazı ışıklar otomatik, bazıları değil. Apartmanın ayarlarıyla oynamışlar. Aşko, apartmana ne olmuş? Işığa basıyorsun, kapı açılıyor, ışık yanmıyor. Aldım. Vanilyayı aldım ya. Ben onu sevdim. Baksana hala çok güzel kokuyor. Ah neyse, şimdi hemen pijamalara geçiş. Şimdi aşkolar, günün en sevdiğim saatine geldik. Benim bu sandalyemi değiştirmediğim için hepiniz benimle dalga geçiyorsunuz, tamam mı? Ve ben de yeni sandalye almak yerine dedim ki sandalyeme kılıf alayım ve sandalyemi baştan yaratayım. Şimdi sizinle bu ikonik sandalyemi baştan yaratacağız. Ama ben bir yandan da story için bir video çekeceğim. Burada hızlandırılmış göstereceğim size. Yani zaten yaptığım bir şey yok. Sadece kılıf geçirip bir de yastık aldım. Yastığını koyacağım. Şimdi hemen bir ışığımı ayarlayayım. Bilmiyorum, çok keyifli olacağını düşündüm. Yeniden yaratmadığım bir sandalyem kalmıştı. Onu da neden yapmayayım dedim. Çok güzel oldu. Furkan bak. Yeni sandalyeyi görmeye hazır mısın?
Ay çok tatlı. Yastık da mı aldın mı? Aldım. Aa çok tatlı. Bambaşka biri oldu. Dolay oldu kızlar. Bu arada ben sandalyeyi yenilerken Furkan'ın keyfine bakın. Ne güzel bir ortam kurmuşsun oh, kendine. Siz de farkındasın herhalde. Yalnız bayağı şeffaflar hareket ettikçe belli oluyor sadece. Vallahi keyif hayat sana güzel ha. Böyle araya koyarsın bile o kız. Hayır mı kız? Gerçek halini çekiyorum. Telefon mu oynayayım? Yalnız diyorsun. Kucağında monster var. Zaten bir olarak zaten. Selam aşklarım, günaydın. Hastaneye gidiyoruz gerçekten ama gerçekten çok hafif bir makyaj yapacağım. Hatta bugün bir ilk yapacağım. Sivilcelerimi kapamayacağım. Ben gerçekten çok uzun süredir ama çok uzun süredir sivilcelerimi kapamadan hiçbir yere gitmiyorum. Ya bir bağımlılık oldu gibi düşünebilirsiniz. Ve bugün patmayacağım. Belki çok az. Ya çok kızarıklar ya. Bu ne abi? Neyse. Bugün ama biliyorsunuz artık dahiliyeden karaciğer ve böbreklerim için test yaptıracağım. Sadece çok geç saate alabildim randevu. Ya umarım hastanede şey açıktır, kan verme. Dahiliyede randevu bulamıyorsunuz. Ama yarın daha da önemli bir gün. Keloidlerimize bakacak. Keloidsiz beni düşünebiliyor musunuz? Çok az şuraya, tamam mı? Çok az. Makyaj bir bağımlılık arkadaşlar ya. Tüm sivilcelerimi kapadım. Bugün hava o kadar güzel ki hastaneye yürüyerek gitmeyi planlıyorum. Bu güzel havaları bir daha ne zaman görürüz hiçbir fikrim yok. Ve ben yürümeyi seviyorum. O yüzden dedim ki hastaneye kadar tıngırı mıngırı gideyim. Bir şey yiyemedim, test yaptıracağım diye. Tamamız bence. Bir de bir dudak kalemi. Tövbe estağfurullah, yoksa ben makyaj bağımlısı mıyım? Ama şu dudak kreminin güzelliğine bakın, hemen değiştiriyor makyajı. Ve bu kendimi toparlama makyajım 5 dakika sürmüş. Şimdi niye yapmayayım yani? Hazırım. Bir de derken şu büyük çantayı alacağım. Çünkü hastaneye sizi de götüreceğim için yani koca kamerayla muayeneye girmeyeyim dedim. En azından sizi çantaya atabilirim. Evet aşklarım, çıkma zamanısı. Yani şöyle gibi düşündüm. Okey ya, güzel gözüküyor. İşin aslında daha iyi anlarsınız. Karanlıkta gösteriyorum. İyi böyle bir çanta aldım ben, sizi koyabilirim. Cem'in çantam yokmuş bu arada, onu fark ettim. Benim büyük çantam yokmuş. Hepsi şu arkada gördüğünüz boylar. Yeni bir şey aldığımda kendimi direkt haklı çıkarma. Çanta biraz pahalıymış ama ya. Ben o an toplu alışverişte bunun fiyatını görmemiştim ama neyse, güzel çanta. Hep takacağım. Hep. Aa, ben mama burada söylemedim ki. Ben alışveriş yaptığımda yeni aldığım çantalardan biri bu. Arkadaşlar Instagram, YouTube, ben de artık hepsi var ya, birbirine girdi. Deli gibi içerik üretmeye çalışıyorum. Güzel de başardığımı düşünüyorum ama tabii ki bir yerler ya eksik kalıyor ya da kafanız karışıyor böyle. Olsun, olur öyle. Şimdi kulaklığımızı takalım. Tamam aşklarım. Hepinizi öpüyorum. Bana şans dileyin. Ay aşklarım, şimdi girdim eve. 2,5 saattir falan galiba hastanedeyim. Çok yoruldum. Eve gelir gelmez böyle ellerimi yıkadım yani. Yine de 2 saattir insan hastanede olunca tüy hissediyor böyle. Neyse. Şimdi kendime bir hatırlam acıyor. Kola aldım. Çünkü ben dışarıda eve gelirken eve yemek siparişi verdim. Çok açım, acilen bir şeyler yememiz lazım. Ben bayılacağım. Ve bu seferki şaka değil. Harbiden bayılabilirim yani. Hemen hızlı hızlı ben bir şuraları halledeyim. Baksanıza gözüm gidiyor. Vallahi güç bela ayakta duruyorsunuz aşklarım. Ama çamaşır yıkayacağım. Bu arada sabah size gösterdim mi bunu aldım diye? Gösterdim galiba. Bugün uyguladım. Yoğun nemlendirici diyor ama ben uyguladıktan sonra cildimde yoğun bir nem hissetmedim. Tekrardan üzerinden bir nemlendiriciyle geçmek zorunda kaldım. Ama bilmiyorum. Gerçi cildim de çok kuruydu sabah. Niye o kadar kuruydu onu da bilmiyorum. Bitmiyor dertlerim. Bitmiyor. Bakın gencecik yaşımda ev hanımlığı yapıyorum. Of of. Şunların hepsi de pijama anasını satayım. Bence bu kazak da renklilerle yıkanır. Yüksek şeyde yıkamıyorum zaten bunları. Ama kızlar var ya. Bir dakika, şunları bir atayım, anlatacağım. Gerçekten yani şu artık hastalık muhabbetlerinden çok bıktım. Böyle keloidlerimdir, sivilcelerimdir. Bir sonucu ulaşsın artık istiyorum. Umarım ya yarın da son gün olacak bu konuyla alakalı. Derin bir oh çekeceğim ya. Özellikle şu 2 ay içinde galiba çok fazla hastaneye gidip geldim. Gerçekten yoruldum. Ben hastanelerden nefret eden biriyim. Ama hastanelerden çıkamadım 25 yaşında. Neyse, bunlar da geçecek. Renkliler. Yapıştı abla. Bunu da hallettik. Ortama gelin. Müge Anlı izlerken kıyafet asacağım. Bu arada kaza bir şey olmamış. Gayet de güzel yıkanmış. Az önce de indirdim biliyor musunuz? Netflix'in cinayet oyununu indirdim. Böyle kurbanın telefonuna girip katili bulmaya çalışıyorsunuz falan. Şimdi şarj olsun telefonum, onu oynayacağım. Neyse, şimdi hızlı hızlı kıyafet istiyoruz. Artık bu kız günü kapatıyor ve yarın tekrar görüşürüz bebeklerim. Herkese
günaydın. Çok uyanamamış gözüküyorum, farkındayım ama bunun tek bir nedeni vardır. O da bu kedi. Valla artık çekilişle size Monster'ı hediye ediyorum. Artık yet o. Yet o kedi, yet o. Şaka bir yana. Sabah saat 5'e doğru. Bir dakika, o sırada kahvaltılık malzemeleri alayım. Saat sabah 5'e doğru Monster'ın deli gibi miyavlamalarıyla uyandım. Ama hani öyle böyle değil arkadaşlar. Yani sanırsınız birileri bir şey yapıyor hayvan. Neyse, benim de öyle uykum çok ağır değildir. Uyandım Monster'ın ağlamasına. Tahmin ettim. Dedim ki kesin yine ilgi istiyor. Çünkü Monster zaten sabahları 8-9'a doğru ağlıyordu ama ilk defa gece 5'te, yani sabah 5'te böyle ağladı. Neyse, ilk böyle odadan Monster şşt, ağlama falan dedi. Susmadı. Sonra sinirlendim. Odadan çıktım. Kızdım Monster'a. Bakıyorum maması var, suyu var. Kumunu zaten dün temizlemiştim. Sonra normalde böyle zamanlarda Monster susar. Benim kızdığımı görünce. Ağlamaya devam etti. Sonra bu sefer ben korkmaya başladım. Dedim ki hani biliyorsunuz bir kere Monster hasta olmuştu, işleyemiyordu falan. Yine acaba aynı sorunu mu yaşıyoruz diye ben bir panik yaşamaya başladım. Sonra Monster'ı aldım böyle, oturdum yere. Tam böyle bacağımın arasında Monster. Seviyorum ve anlamaya çalışıyorum. Tepkilerini gözlemliyorum. Bir anda böyle deli gibi gırıldayıp böyle göbeğini açtı falan filan. Yani sadece ilgi istiyormuş. Sabahın 5'inde. Sonra yine sinirlendim. Ay Allah'ım, tam bir yani çocuk sahibi gibi hissettim ama kendime. Sonra yine sinirlendim. Aldım kucağımdan koydum. Dedim bir git ya. Bir git. Sabah sabah beni iyi için uyandırdı. Sonra odama gittim, geri uyumaya çalıştım. Fakat ben bir kere uyandıktan sonra tekrar uyumak benim için çok zor oluyor. Neyse, öyle uykum bölündü ve en güzel ve çok tatlı uyuduğum bir saatte, anladınız mı yani? Uyuz oldum. Vallahi çok gariban bir kahvaltı edeceğim aşkolar. Sadece doymak için yiyeceğim. Klasik bir ne. Şaşıracağınızı sanmıyorum. Beni Instagram'dan takip ediyorsanız şey kaosunu hatırlarsınız. Ben hormonlarıma baktırdıktan sonra, ben buradan söyledim mi bu arada, hormonlarıma baktırdım. Hormonlarımda hiçbir sorun çıkmadı. Hatta kadın bayağı iyi durumda hormonların dedi. Neyse, ondan sonra hormonlarıma bakan kadın, doğumdaki doktor bana dedi ki sen dedi Ececiğim dahiliyeye git. Senin dedi böbrek ve karaciğerine baksınlar. Ona göre dedi cildiyeye git. Sonra ben bunu Instagram'da anlattım. Benim Instagram'ım ikiye bölündü. Dahiliyeye gitme, karaciğer ve böbrekle sivilcenin alakası yok. Diğer tarafta saçmalama, zaten cildiye de seni dahiliyeye yönlendiriyor dedi. Ve ben dahiliyeden randevu aldım. Dahiliyeye girdim. Kadına işte durumu söyledim. Dedim böyle böyle. Ben karaciğer ve böbreğime bakılmasını istiyorum. Sonra kadın bana dedi ki karaciğer yetmezliğiyle sivilcenin alakası yok dedi. Hani bu kadar yorulmasaydım falan dedi. Ben dedim ki karaciğer yetmezliğiyle alakalı bir şüphemden dolayı gelmedim dedim. Hem dedim bana, ismini söyleyemiyorum, çok dalga geçiyorsunuz benden siperinde ama Roan Kutan yazılması için de sanırım karaciğer ve böbreğindeki hani bazı durumlara bakmaları gerekiyor. Ona göre yazacaklar. Hem de karaciğer yağlanmam olup olmadığı görmek için. Yani bunlar sivilce yapıyor bildiğim kadarıyla dedi. Kadın da evet, onlar içinse normal. Okey dedi ve bana ona göre bir test yazdı. Buradan da öyle toplu bir cevap olmuş olsun. Kadın zaten şey dedi, hani eğer böbrek ve karaciğerinde ekstrem hani bir durum görülürse cildiyen bize geri yönlendirir seni dedi. Hani tekrar gelme dedi bana yani kısacası. Git, git buradan. İşte böyle ağlıyor. Ya ne var? Ne var anneciğim? Vallahi bir derdi yok. Sadece ilgi istiyor. Bakın şu an ayaklarıma sürtünüyor. Bu hayvan 7/24 kucakta olmak istiyor. Hadi yürü. Vallahi konuşan kedi, konuşan kedi. Bir kedi sahiplenecektiniz. Konuşuyor mu konuşmuyor mu bir bakın. Ne var? Faldır faldır açmışsın gözlerini. Aranacak sataşacak yer arıyorsun. Evet aşklarım, hazırlandım ve geçen gün yaptığım kombinin bir benzerini yaptım. Neden diyeceksiniz? Çünkü şimdi doktor keloidlerime bakacağı için bu kazak falan giymek istemedim. Hani rahat rahat baksın adam keloidlerim. Ben de aynı şey uğraşmayayım diye bunu giydim hani. Direkt buradan rahat rahat gösterip bakın efendim benim bir keloidim burada, diğer keloidim burada, bunlardan bıktım diyebilmek için bunları giydim. Fakat ben artık üşüyorum ve bence bugün de hava soğuk. O yüzden üstüme de şu montu alayım dedim. Ayakkabı olarak da bence Jordan'lar tatlı olur bu kombine. Kahveyle de hoş durur, ne dersiniz? Evet, benim hiçbir kombini beğenememe hastalığım var. Aman oldu ya. Siyah çanta, siyah güneş gözlüğü. Okey ya, aman keloidlerime baktırmaya gidiyorum. Ve Nişantaşı'nda da hani oturursak bir Sevil'le oturur kahve içeriz. Onun dışında döneceğim zaten. Ablamlar da gelemiyor. Ablamın da farklı işleri var bugün. Ama o yüzden tamam işte ama. Gidelim doktorcuğumuza gösterelim kiloidlerimizi. Doktor. Çöz şu kiloidlerimi. Ay söyledim mi? Hiç hatırlamıyorum. Doktoru Sevil ayarladı. Sevil de ablamla Furkan'ın arkadaşı aslında. Furkan'ın bir makyaj şeyinde tanışmıştık onunla. Ve direkt hani benim kiloidlerim için bana yardımcı olabileceğini söylemiş falan. Ve her şeyi Sevil ayarladı. Ya gerçekten tekrar
tekrardan çok teşekkür ediyorum. Ben çünkü belirli bir dönem üstüne düşmedim. Ya korktum da biraz açıkçası canım acıyacak diye. Sevil o dönem bile hani ablama yazıp Ece bak geciktirmesin şu kiloydu. Bak ben doktor buldum buna gidelim falan filan dedi. Ve bugün de benimle geliyor. Çok tatlı ya. Çok mutlu oldum yani. Neyse tamam. Hazırız ya. Aman silikonluğuna gerek var mı? Yok. Hadi gidelim. Ay kızlar ben geldim. Şimdi hemen bir Sevil'i arayacağım. O ne yapmış? Alo ne yapıyorsun Sevil? Ha tamam ben vardım da bekleyeyim mi seni? Tamam tamamdır. Görüşürüz. Bay bay. Merhaba. Doktor Abdullah Ünal'a gelmiştim ama... Yok video. Tamamdır. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kızlar bakın piyano var. Ben bir anda döktürmeye başlıyorum. Gerildim. Çok yoruldum. Saat 5 oldu. Ben 12'de evden çıktım ama siz tabii şeyi görmediniz. Ben daha sonra... Ay bağırıyordum biraz kusura bakmayın. Kulaklıklar takılıydı. Ben daha sonra doktorun yanından çıktığımda Sevil'in stüdyosuna uğradık. Sevil de sağ olsun bana bir çay kahve ikram etti. Sohbet muhabbet ettik falan. Sizi yaptırdım yine. Yani aşklarım. Bakın biraz tuzlu olmaya başladım. Yani yine vidanız çıkmıştı. Korktum çünkü bu sefer inanılmaz fazla sallanıyordunuz. İlk darbeden sonra ikinci size yaramadı aşkım. Çok kötüydünüz yani. İyileştiniz ama merak etmeyin. O yüzden kamerayı açmaya da korktum. Çünkü komple elimde kalacak ekran gibiydi. Neyse gittim yine adam para almadı. Hani belki bu sefer ister diye para da çekip gittim. Ama gene gerek yok dedi. Ya sadece vida takıyor evet ama. 2'dir 3'tir aynı adama gidiyorum ya ve benden para istemiyor. Kötü hissediyorum kendim yani. Of yine çok konuştum. Neyse. Kargo gelmiş kız. Kesin PR paketidir. Aa parfüm. Aa çok merak ettim parfüm. Ya yeni parfüm almıştım ama. Neyse parfüm falan gelmiş bakarız ama. Bir de şey çok kötü oldu. Ben evden çıkarken hava soğuktu. Abi öğlene doğru sıcak oldu hava. Piştim. Kapkalın mont elimde siz elimdesiniz. Bittim yani. Yine bir şeyler de aldım. Gelin bakalım. Şimdi keloidlerimle alakalı da mini bir konuşma yapacağım. Şöyle görüyorsunuz. Buna ve buna işlem yapıldı. 3 seans gideceğim. 3 seansta biz bunu çözeriz den. Fakat şöyle. Şimdi ilk iğneyi yaptı ya arkadaşlar. İlk iğne 2 hafta sonra belli olacak. Ve ben ikinci seansa gittiğimde doktor keloidlerin durumuna bakacak. Eğer iyi inmişlerse aynı dozu verecek. Az inmişlerse dozu arttıracak falan filan. Böyle bir tedavi süreci. Şimdi kafama yaptırmadım. Neden kafama yaptırmadığımdan da biraz bahsetmek istiyorum. Bu arada makarna falan aldım. Bir de arkadaşlar benim laktoza karşı intolerans mı deniyor ne deniyor bilmiyorum ama laktoz beni şişiriyor bunu fark ettim. Bu yüzden kendime laktozsuz yoğurt aldım falan. Akşama makarna yaparız. Neyse. Şimdi bir, ben yaramı seviyorum. Gerçekten sevdiğimi fark ediyorum. Ve iki, şimdi keloidler kaşınıyor diyordum ya size, yolmak istiyorum falan. Bunda öyle bir durum yok. Bu sadece şiş arada çok nadiren şu kısım kaşınıyor. Ama buna bir tedavi uygulatacak kadar değil. Bir de bunların yani sonucunu görmek istiyorum. Nasıl olacaklar? Çünkü burası yüz yani. O yüzden yaptırmak istemedim suratıma. Bakalım sonuca göre. Ay çok heyecanlı ya. Kız düşünsene beni keloidsiz göreceksiniz. Yani %100 yok olmayacaklar bu arada. Keloidin ne yazık ki %100 tedavisi yok. Ama %80'e kadar iniyor ve kaşıntı olmuyor. Allah'ım olmasın. Olmasın ya istemiyorum kaşıntı falan. Aşklarım bir şey diyeyim mi? Keyif budur. Yine mi geceyi açtım bugünkü bölümü? Salçalı makarnam, yoğurtlu ve kola. Daha ne isterim bir hayatta? Bugünlük benden bu kadar. Cilt tedavi sürecim de başlarsa onu da yine Instagram'dan bildiriyor olacağım. Ya aslında bu süreçlerin çoğunu ben Instagram'dan bildiriyor olacağım aşklarım. Çünkü bunlar uzun süreçler ve hani burada ne kadar iyi aktarabilirim bilmiyorum ama tabii ki denk geldikçe burada da size açıklıyor olacağım tüm bu süreçleri. Çünkü dediğim gibi yani keloidi de, sivilcede de aynı problemleri yaşayan bir sürü takipçim var. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.